Herkese merhabalar, ben Kaptan Baha, yepyeni bir Kaptan Baha videosunda beraberiz. Bugün sizlere bambaşka bir konudan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 8 aydır ben bu videoları yapıyorum. Değişik konularda değişik videolar çektim, kazaları değerlendirdim, insanların kariyer yönlendirilmesi konusundaki sorulara cevap vermeye çalıştım. Benim kendi uçuşlarımdan örnekler verdim. Koronavirüs zamanında uçuşları nasıl yaptığımızı anlatmaya çalıştım. Değişik değişik konularda sizlerle beraber oldum ve bunun sayesinde de sağ olun çok teşekkür ediyorum beni sıfırdan yaklaşık 8000 kullanıcının üye olduğu bir kanal haline getirdiniz. Tabi bu kadar kısa zamanda bu kadar güzel şeyler başarınca da özellikle kariyer konusunda sizlere kimsenin söylemediği bazı gerçekleri de anlatınca sizlerden gerek instagramdan gerekse de e-mailden bir sürü bana ulaşanlar oldu. Bunlara benim programım müsaade ettiği müddetçe bunlara mümkün olduğu kadar ben yanıt vermeye çalışıyorum. Çünkü neden? Bazılarınızın soruları gerçekten beni üzüyor. Bazılarınızın soruları ise beni şaşkınlık içerisinde bırakıyor. O yüzden size söyleyecek tek bir şeyim var, tek bir cümle. Delirdiniz mi? <laughs> evet, delirdiniz mi? Bunu başka bir türlü anlatamıyorum kusura bakmayın. Çünkü bana öyle mesajlar geliyor ki bir insanların böyle bir şeyler yapmış olması için delirmiş olması lazım. Ne süt mesajlar mı? Anlatayım. Birisi bana mesaj attı. İsim vermiyorum, yer vermiyorum, kişi belirtmiyorum ama bu kişi gitmiş hem de bu ekonomik durumların iyi olmadığı zamanlarda çocuğu için gitmiş daire sat satmış ve bu sattığı daireyle çocuğunu özel bir üniversitede havacılık bölümünde pilotaj bölümüne sokmaya niyetli. Bana söylediği Türk Hava Yolları'nda kaptan bir tanıdığımız vardı. O bize dedi ki e işte bu üniversiteye giderse o zaman mükemmel bir pilot olur. Peki ben size her zaman için ne diyorum? İyi bir pilot olmak için çok ders çalışmanız lazım. Ders çalışmadan bıkmadan ders çalışmanız lazım demiyor muyum? Peki dedim bu arkadaşımız bu genç kardeşimiz iyi bir öğrenci mi? Ya iyi bir öğrenci değil aslında ya. Ama işte bir yerlere giremeyecek biz de pilot olsun dedik diye de bir yanıt verdi bu kişi bana. Şimdi ben Türkiye'deki özel havacılık üniversitelerine çok da yakın değilim. Bunların ne tür programlar verdiklerini de bilmiyorum. Bunların programlarının, eğitimlerinin çok çok iyi olup veya çok çok kötü olup olmadıklarını da bilmiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var. Şu an Türkiye'de, özellikle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pilot açığı kalmamış vaziyette. Bundan bir yıl öncesine kadar deli gibi pilot alayan hava yolları, şu an pilotları işten çıkarma, ellerindeki pilotlara e, üç kuruşluk maaş verme ve mümkün olduğu kadar da maliyetlerini düşürme derdindeler. Ayrıca da kapanan havayolumuz oldu. Atlas Global gibi yıllardan beri uçan bir şirket bu sene en sonunda batmak durumunda kaldı. Burada uçan pilotlar şu an işsizler. Başka işte bulamıyorlar. Bunların arasında tip şefliği yapmış olanlar var. 320'de dünyanın uçuş saati olanlar var. Boeing 757'de Atlas'ın başından beri uçmuş olan insanlar var. Ve bu insanların hiçbiri şu an iş sahibi değil. Peki o zaman kendinize bir şey sorun. Sizin çocuğunuz üniversiteye girdi. 4 sene sonunda yanılmıyorsam senelik 50 bin liralık bir okul parasıyla arkasından bir de 50 bin avroluk veya 60 bin avroluk bir uçuş parasıyla mezun oldu. Ha bu arada mezun olduğunu da varsayıyoruz yanlış anlamayın. Çünkü lise eğitimi ve orta eğitimi çok çok iyi olmayan bir insanın da ben pilotluk eğitiminde eğer o eğitim doğru düzgün veriliyorsa başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Ben 1980'lerin sonunda kendime bir kariyer planlarken o yıllarda ilerisi için planlar yaparken geleceğim hakkında gördüğüm şöyle bir şey vardı. Hali vakti yerinde olan arkadaşlarımın bazıları iyi öğrenci değillerdi ama paraları vardı ama olanakları vardı. Bu olanaklar dahilinde onların ailelerinin ya bizim çocuk o kadar iyi bir öğrenci değil ama ben vereyim bilmem ne üniversitesine gitsin orada turizm okusun abi vardı. Çünkü turizm okumak o zamanlarda çok popülerdi. O zamanlarda bizim çocuk okumadı turizmci olsun bari denilen zamanlarda. Şimdi geldik 2020 yılına insanların kafasındaki düşünce galiba ya bizim çocuk o kadar da iyi bir öğrenci değil biz onu ne yapalım? Çırağı mı verelim biz otosanayiye? Yok. En iyisi pilot olsun ya. Bastırırız parayı bilmem ne üniversitesine yollarız. Pilotaj eğitimini de alır. Heyo diye bir, bir, bir gaza gelme olayı var. Ailelerin bu konuda çok iyi düşünmeleri lazım. Pilotluk kolay bir iş değil. İş olarak kolay bir iş değil. Sevmediğiniz zaman yapılacak bir iş değil. Ee, onun dışında pilotluk nankör bir iş. Yarın öbür gün böbrek taşından sorununuz olduğu takdirde uçuşunuz kesildiğinde ne yapacaksınız? Siz hiç böbrek taşı olduğu için bankasından işten çıkarılan bankacı biliyor musunuz? Siz hiç bir gözünü kaybetti diye kalp krizi geçirdi diye e, ne bileyim bilgisayar programcılığından atılan eleman biliyor musunuz? Pilotluğun bir de böyle mesleki riskleri de söz konusu. Bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Başka bir örnek veriyorum size. Yurt dışından bir mesaj geldi bana. Evet. Bir ebeveyn diyor ki benim diyor çocuğum diyor. Şimdi mezun oldu. Nereden mezun oldu? Atıyorum makine mühendisliğinden. E pilot olmak istiyor. Güzel Niye olmak istiyor? E işte şimdiki işinden memnun değil. E ne yapacak? 70 bin avroya İspanya'da eğitime gidecek. Güzel 70 bin avronuz var mıydı cebinizde hemen tık 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 sayabileceğiniz? E yok ne yapacaksınız? Evimizi ipotek edeceğiz. E kaçıncı eviniz bu? Üçüncü eviniz dördüncü eviniz mi? Onu mu sattınız da bunu? Yok bu bizim oturduğumuz ev. Tekrar söylüyorum. Delirdiniz mi? Bir insan kendi oturduğu evi ipotek edip ondan sonra çok da çalışkan olmayan çocuğunu hadi gel sen de pilot ol bir şey olamadın bari diye bir eğitime yollayabilir mi? Ne olur yapmayın böyle şeyler. Bunları gördükçe ben fıttırıyorum. Her şeyden evvel bir çocuğun, bir insanın, bir gencin gerçekten bu işi mesleği istemesi lazım. Tıpkı diğer mesleklerde olduğu gibi. Siz bana bugün deseniz ki ya bak doktorlar da iyi para kazanıyor. Ha? Gel seni doktor yapalım deseniz. Hayatta olamam. Beceremem. Veya ne bileyim o yüksek kuleler var ya yüksek gerilim attı kuleleri. Oraya tırmanan adamlar çok iyi para alıyorlarmış abi. Gel o işi yapsan filan dediğinizde ben yapamam. 20 yaşında da olsam yapamam. Şimdi de yapamam. Hayatımda yapabileceğim bir iş değil. Ama işte pilotluk da böyle bir şey. Herkes yapamaz bu mesleği. Çocuğumuzda bir şey olamadı. Bak pilotlar da çok iyi para kazanıyorlarmış. Oraya verelim. Muhabbeti yok. Böyle bir dünya yok. Çünkü ne olacak ben size söyleyeyim. Eğer bu yola giderseniz bu yolun sonunda evinizi kaybedeceksiniz. Sattığınız evin parası hazır para olduğu için ona daha dayanmayacak. Paranız bitecek. Paranız bittikten sonra o zaman ne yapacaksınız bilemeyeceksiniz. Çocuğunuzun eğitimi bitecek ondan sonra diyecekler ki at bakayım oradan bir 25 bin euro tip parası. E o zaman da paranız bitmiş olacak çünkü 70 bin avro siz aldınız işte evden ipotekle bilmem neyle sonra ne olacak? Bunları düşünmeniz lazım. Çocuklarınızın saçma sapan ben pilot olacağım ihtiraslarına teslim olmayın. Anneler ve babalar sizlere söylüyorum. Çocuklarınızın Anneciğim bak ben pilot olursam şu kadar iyi para kazanacağım demelerine kanmayın. Araştırın, sorun, soruşturun. Bakın bugün Avrupa'da dünya kadar hava yolu pilotlarını işten çıkarma vaziyetinde. Başka bir videoda ben sizlere bunun nasıl yapıldığını anlattım. Buyurun burada izleyin. Bu insanlar işten nasıl çıkarılıyorlar onu bir öğrenin. Ondan sonra adım gibi eminim Vizeyir gibi, EasyJet gibi, Ryanair gibi sağ koltuğu satan hava yolları ne yapacaklar biliyor musunuz? İşten çıkardıkları pilotları işe almayacaklar. Onun yerine gelsin paralar deyip yeni yetme pilotların paralarını alıp onlara tip eğitimi verip ondan sonra da belki de yeniler geldikçe onları da işten çıkartacaklar. Türkiye'de bunun örnekleri var. Araştırın, sorun, piyasada öğrenin havayolu ismi vermek istemiyorum Hava Yollarında tip eğitimi için para alıp ondan sonra da bir de line eğitimi için para verdiyip arkasından belli bir süre onları uçurduktan sonra hani iş garantisi veriyorlardı ya bu insanları işten atıp yerine yeni pilotları alanlar veya pilot adaylarını alan hava Yolları var. Bunlardan bazıları battı bazıları hala devam ediyor Bunlara da dikkat edin. Çocuklarınızın şımarık ben pilot olacağım isteklerine teslim olmayın. Mantıklı düşünün. Yazık, günah. O verdiğiniz paralar kolay kazanılmıyor. O verdiğiniz paraları siz hiçbir zaman kolay kazanmadınız. Bu mesajı yollayan insanlar arasında bizim gurbetçilerimiz de var. Gurbetçilerimiz kendi ülkelerini bırakıp başka bir ülkede gidip Zor şartlar altında çalışıp evlerine, başlarının üzerine bir tane ev koyabiliyorlar. Veya ne bileyim bir birikim elde edebiliyorlar. Bu kadar zor çalışılan, bu kadar çabuk ve bu kadar kolay çarçur etmeyin. Kaptan Bahay'ı dinleyin. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çocuğunuzu, ya işte bir bir şey olamadı. Pardon başka bir şey söyleyecektim orada. Parayı bu kadar çoluk, çoluk çoluk, çoluk çoluk. çoluk. 初初初初。